Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Redmi 13'e sim kartla hafıza kartı zarar vermeden nasıl takılır onu sizlere paylaşacağım. Sim kartla hafıza kartı takmak için evvela kendi iğnesiyle açmanız gerekir. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana, sim yatağa zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Peki bu iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, topla iğne, dikiş iğnesiyle açabilirsiniz. Fakat onların ucu sivri olduğu için biraz ucunda kestirmeniz gerekir. Kestirdikten sonra sürekli geçici olarak kullanabilirsiniz. Sivri ucundan kestirmesem, sivri ucuyla açarsam ne mi olur? Hemen anlatıyorum. Şöyle yuvaya takıyoruz ya, açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri, bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Fakat ucundan kestirdikten sonra sıkıntı olmuyor. Sürekli geçici olarak kullanabiliyorsunuz. Kendi iğnesiyle açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastığınız zaman atıyor zaten şu şekilde. Evet. Redmi 13'e iki tane sim kartı aynı anda takabilir. Ve aynı zamanda hafıza kartıyla birlikte kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Çünkü bazı modellerde İkinci sim kartı taktığınız zaman hafıza kartı takamıyorsunuz. Fakat Redmi 13C'de iki sim kartı aynı anda ve hafıza kartıyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Şöyle takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sim kartla hafıza kartı taktıktan sonra eğer ki algılamıyorsa, telefonu açıksa kapatıp açmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi operatör ismi de geldi zaten. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.